Ya ben çocuktum, 11-12 yaşındaydım. Ben aranjör olacağım diyordum. Ya oğlum bir iş bul. Tabii de ben. Bak kimse sana zaman kız vermez. Zaman zaman hala var. Mesela hani alaylıyız biz. Alaylıyız. Alayına. Dur bakalım. Bir artık. Akustik kafası başlıyor. Arkadaşlar akustik kafasına hoş geldiniz. Bu hafta konum Davager. Davager hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abimiz? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Çok enteresan bir şey oldu, programın başında bahsedeyim. Biz az önce programı yaptık, neredeyse bitirdik arkadaşlar. Kayıt cihazına basmadığım için, ses kayıtlarını almadığım için baştan tekrar başlıyoruz. Evet. Yapacak bir şey yok. Ben de aynı şarkıyı ikinci, üçüncü kez başlamasın önce kayıtta sıkıntı yok. Olabilir. Olabiliyor, insanlık hali. Canlı yayın diyeceğim ama canlı yayın dedim. Niye oluyor? Yani. Neler yapıyorsun abi? Neler yapıyoruz? Müzik, hayatımız bizim müzik. 20 senedir sahne yapıyorum. Hala devam ediyorum sahnede. Albüm yapıyoruz, single yapıyoruz. Açıkçası müzik dışında çok fazla bir şeye vakit ayırmıyorum. Yani ancak sosyal hayatım var bir de işte. Sahne yapıyorsun. Sahne yapıyorum evet. Zaten Avcılar'da haftanın iki günü. Yeni bir mekanımız var, Shut Pop diye. Hikaye oldu. Oradayız. Çok da güzel geçiyor cuma cumartesileri. Ben keyifli oluyor. Şahit oldum arkadaşlar. Gittim cumartesi günü. Gerçekten çok keyif aldım. Sahnede dev bir orkestra var sanki, tek başına değil gibi. Canlı müziği seviyorsanız tavsiye edebilirim. Avcılar Shut Pop. Evet. Süpermiş. 2014 veya albümü. Evet. 8 şarkı var ve orada bir şarkı var özellikle. Sır şarkısı. Müthiş bir şarkı. Gerçekten güzel bir şarkı. Eyvallah. Sağ olasın. Değerini bulamamış şarkılar denir ya. Bence onlardan biri. Hep bahsettim şu İngilizce Amerikalıların tabiri var. Overrated diyorlar. Evet. Çok iyi ama bir türlü istediği yere gelememiş bir şarkı. Öyle oldu. Kısmet diyelim, nasip diyelim. Birazcık hala neden yayınlanmadığını anlayamıyorum. Neden dinlenilmediğini. Dinlenilmediğini demiyorum. Neden ulaştıramadığımızı. Radyolara geziyorsunuz, PR çalışması yapıyorsunuz. Çok güzel diyorlar şarkı, şöyle güzel, böyle güzel. Ama işte şarkıların içinde maalesef bu devirde bir şeylere dokununca, dünya düzenine ilişkin, hayata ilişkin bir şeyleri anlatmaya başlayınca, yani insanlar rahatsız mı oluyor, duymak mı istemiyorlar böyle şeyleri. Birazcık şarkıya böyle, yani siyasisin, siyasi şeylere bulaşıyorsun, havası uyandırıp, birazcık böyle ötelediler şarkı. Aslında hiç öyle bir şey yok. Demin buradaki bir önceki kayıtta konuştuğumuz gibi aslında. Burada işte Barış abi, Cem abi, işte Erkin baba. Sezen Hanım pek o işlere girmiyordu. Çok nadir vardır onları eleştirdiler ama özellikle Barış abi çok yapardı. Yoksa buna dokunmak gerekiyor bazen. Evet. Dünya haline ilişkin. Sır öyle bir şarkı. Sır öyle bir şarkı. Duyuyorsa buna dokunuyor. Yani bir aşk şarkısı değil. Değil. Dolayısıyla yani şu anki medya kanallarının maalesef ister istemez bir korkusu var. Evet. Ve onu yayınlayamadılar. Ben öyle gördüm. Yani yayın öncesinde de konuştuk. Aslında işin gerçeği o. Öyle çok da siyasi bir şarkı değil. Dünya eleştirisi. İster eleştirisi. Kesinlikle. O da yani, zaten normal ya. Normal. Hırsıza hırsız. Bir de işte hani onlara dünyanın genel halini anlattığımız bir şarkı aslında. Zaten gerçek sanatçı duruşu bu, muhalif olmalı. Sanatçı bir siyasi parti tarafında durduğu zaman, iktidara geldiği zaman ne olacak? Ne oluyor? İktidar yanlısı bir sanatçı olmuş. Yoksa hepimizin yüzden bir görüşü var. Hepimiz kesinlikle. Sandık zamanı geldiğinde, seçim zamanı geldiğinde biz de hepimiz gidiyoruz, bir oy atıyoruz. Bizim de bir siyasi görüşümüz var tabii. Ben de bunu işe yansıtmayı çok doğru bulanlardan değilim. Kesinlikle. Yani bir taraf tutmak değil. Yani sanat istediğin adı haklın neyse, doğru neredeyse orada durmalı. Orada durmasın. Orada abi. Durmalı. Yani birisi hırsızsa sen hırsızsın arkadaşım diyebilmeli. Yani bunun kim olduğu önemli değil. Bu olan kişi iktidarda da olabilir, muhalefette de olabilir. Kesinlikle. Ya da dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan bir adam da olabilir. Bence bu şarkının yediği gol bu. Yani bu kafalarda olduğu için medyada biraz az görüldü. Evet ama ben bu şarkıyla ilgili tekrardan bir takım oluşumlar içerisine gireceğim. Çünkü 2014 yılında çıkardığımda radyo ve televizyona çok bağımlıydık. Hmm. Evet hala özellikle ana akım popçular. Yani ben hala birazcık o çizgiden yürüdüm ama birazcık da ben alternatif akıma kayıp biraz daha sosyal medya tarafına dökmeye çalışıyorum. Dijitale dökmeye çalışıyorum. Evet. O zamanlar mecburduk. Televizyonda dönmesine mecburduk. Radyoda dönmesine mecburduk. Ama şu anda bakıyorum. İşte bak. Evet. Sen de kendi kanalını kurdun. Sosyal medya. Herkesin kendi bir kanalı var artık. Evet. Sırı akustik olarak yapacaksın. Yapacağım bugün. Arkadaşlar muhakkak ki normal versiyonu dinleyin. Klibi dinleyin, seyredin ama buradaki versiyona da yorum yazmayı unutmayın. Bence. Gerçekten beğeneceğinize inanıyorum arkadaşlar. Evet. Ben sahnede ilk dinledim, mest oldum. Eyvallah, sonra Allah razı olsun. YouTube'dan dinledim, burada da dinleyeceğim. Kul olmaya gelmedim.
Söz verdirme sakın, kimseler bilmesin sözünden döneni sevmedi. Yola düşmüşsün, neden söyle, kime küsmüşsün. Bak dört yanı harami dünyanın, sultanım ben yine boynumu namerde eğmedim. Sanma bitmez saltanatın, belki bugün belki yarın, eğri doğruyu bilmezden gelmedim. Dört yanı harami dünyanın, hak yiyen yiyene sultanım ben yine boynumu namerde. Saltanatın belki bugün belki yarın, eğri doğru bilmezsen gelmedim. Sırf olmaya gelmedim. En son için Barış Manço'nun bir şarkısı Gül Pembe'yi yeni bir versiyonla çıkardınız. Evet, ya bana gün gelecek Barış Manço şarkısını alacaksın, söyleyeceksin bunu, bir proje halinde insanlara sunacaksın, evet, filan deselerdi hiç ihtimal vermezdim. Niyetlenmezdim bile belki çünkü. Çünkü çok zor şarkı. Yani Kürt, yani o şarkıyı alıp bir proje halinde sunduğunuz anda insanlara başınıza gelebilecek her şey açık olmalısınız. Olmalısınız. Yani iyisine de açık olmalısınız. Kötüsüne, senin haddin değile kadar uzanan hatta linç edebilirler. Linç değil mi? Edebilirler. Çok bıçak sırtı. Çok bıçak sırtı. Yani çünkü şarkılar artık o kadar oturmuş ki insanların kafasına. Evet. Dediğin gibi kült olmuş ki. Yani onu yıkıp yeni bir versiyonunu yapmak. Nitekim de yani evet klibin altında da evet iyi yorumlar çok daha fazla. Tabii ki buna benzer yorumlar da aldık. Almadık değil. Ama buradaki oran böyle %80'e %85'e %15 gibisinden. Hani güzel bir, insanlar benim samimiyetimi anlamış bu, evet, konuda. Barış Manço benim idolüm çünkü. Evet. Bu şarkının arkasında Bahadır Tatlıöz var. Bu şarkının arkasında baştan sona evet Bahadır Tatlıöz'ün imzası var. Yani başka bir proje yapacakken, söz müziği bana ait başka bir şarkı yapacakken Bahadır'la çok eskiye dayanan bir dostumuz, evet, var. Başka bir proje yapacakken benim bir anda sosyal medya için bir Barış Manço fikrim olduğunu bahsetmemden, o da bunu projeye dönüştürelim yap döndürdü. Hatta Gülpembe fikri bile ondan çıktığında ve işte ben korktum. Gülpembe bu da Kürt bir şarkıyı ne hale zor dönüştürebiliriz ki? Evet. Yani baya kendimizi ateşe atarız diye düşündüm açıkçası. Ben daha az bilinen şarkılarından yanaydım. Hı hı. Ama bu sefer dedim ki bir proje yapıyorsun. Daha az bilinen bir şarkıyı yapmaktansa. Taşın altına elini koymuşsun abi, evet, ben onu söyledim. Girelim sana dedik. Ne olacaksa olacak, sonra Bahadır sen bana bırak dedi. Bir demosunu gönderdi şarkını yaptığı halde. O zaman rahatladım çünkü ben şeyi çok seviyorum. Cover yapıldığı zaman adı üstünde cover değil mi? Yani siz kendi ruhunuzla dokunmanız, evet, lazım. Evet, evet. Şimdi şarkının başındaki bas gitar solosu, bas riffi yok, koymadık. Evet. Şarkının sonunda bir synthesizer solosu var şarkının ana temalarından biri. Hı hı. Onu da almadık. Aslında biz şarkının ana melodisini de almamıştık. Şarkının ana melodisi çalıyor şu anda. Evet. Sevgili Ahmet Güven şarkının bestecisini biz şarkı bittikten sonra dinlettiğimizde tamam şarkı çok farklı bir hale getirmişsiniz ama bari ana temasını, ana melodisini kullansaydınız dedi kendileri. Selam olsun. Eyvallah. Biz de dedik ana temasını alalım tekrar koyalım. Daha da iyi oldu bence. O melodiyi duyması insanların daha sıcak oldu. Yani bence ben çok keyif aldım şarkı dinlerken. Gerçekten güzel olmuş. Evet, ve güzel oldu. Yayın öncesi de konuştuk. Çok naif, güzel bir yorum olmuş. Klip de çok güzel olmuş. Yine sevgili Bahadır Tatlıöz, evet, Bahadır eşlik etmiş. Eşlik oynamış sağ da. Olsun, oynadı hem da şarkının yapım aşaması, aranjörlüğünü hem, evet, de evet, her şeyin üstünde. Allah razı olsun valla. Yani bu devirde kolay kolay bir sanatçının başka bir sanatçıya karşısına kolay kolay yapmayacağı bir ilk yaptı. Kendisine selam olsun. Selamlar, sevgiler Bahadır'cığım. Bizim grupta çalan baterist arkadaş Bahadır Tatlıöz'le çalışmışlardı. Oradan bilirim. Az çok kulağıma gelmiştir. Yani sahnede ve stüdyoda müzisyenliğiyle büyülediğini. İnanılmazdır. Yani çok işi bilir. Ya piyanonun başına oturduğu zaman, çalmaya başladığı zaman böyle ben açıkçası ağzım açık bakıyorum. Ya bir adam nasıl bu kadar iyi piyano çalabiliyor? Çok mesela donanımlı oldu belli çok zaten. Çok donanımlı. İnanılmaz. Selamlar, saygılar buna. Selamlar tekrar Bahadır. Üç tane isim söyleyeceğim abi. Tamam. Senden ilk kelime isteyeceğim. Tamam. Sezen Aksu. Kraliçe. MFÖ. Kral. Ha, kral diyorum. Çocukluğumuz Eurovision diyeyim. Değil mi? Çocukluğum Eurovision. Ya biz ortalama aynı yaşlardayız arkadaşlar. Dolayısıyla aynı sanatçıları, aynı dönemlerde, evet, dinlemiş insanlarız. Dava geldi. Gerçekten MFÖ bizim için çok büyük nimet. Bir müzisyen için gerçekten kaynak müzisyenler, iyi müzisyenler. Ya şey artık
Onlar da biraz hani eskiye nazaran daha çok üretim yapmadıkları için aslında belki son zamanlarda insanların yeni neslin çok fazla bilmiyor musa? Oysa ki hala konserleri tıklım tıkış. Evet, evet. Çılgınca geçiyor. Ama onlar da son yıllarda çok fazla üretim yapmadıkları için yeni nesil çok fazla sahnede mesela eskiden çok çalıyordum. Hmm. Yani bir programda bir sahnede İstek herhalde geliyordu. 6-7 tane MF şarkısı çalıyordum. Bunlar zamanla azaldı azaldı. Şimdi evet. Belki bir Ele Güne Karşı çalınca ancak eşlik ediyorlar. Evet. Onun dışında kolay kolay pek eşlik etmiyorlar. Ama bu devir daim edecek gibi İnşallah. Ya. İnşallah. Çünkü biz de yıllar önce hani Barış Manço'lar falan çalarken bir sahnede Siren grubuyla çok klişe gibi geliyordu insanlara. Ama şu anda mesela onlar tekrar. Ama bence onun devam edebilmesi için bence şey gerekiyor. Bak mesela hiç dikkat ettin mi? MFÖ'nün hiçbir şarkısını kimse coverladı mı bugüne kadar? Düşünüyorum. Çok az yani birkaç böyle ben, sosyal medyada gördüm birkaç bir şey. Yani proje böyle halinde bizim gibi büyük pembe yapan pek yok. Belki de aslında eski şarkılarını tekrardan tabii çok büyük cesaret yani. O iş. Çünkü tek bir solistin alıp söyleyeceği şarkılar değil. Değil. Hepsi üçlü vokallilere göre ayarlanmış şarkılar. Çok zor ama yapılsa yeniden hatta bir tribüt albümü yapsalar herkese yapıldı. Değil mi? Süper olur. Herkese bir MFÖ yapılsa da yakışır çok şöyle güzel. Şöyle kulaklarımız şenlense. Erevizyon dedin ya demin benim aklıma şey hikayesi geldi. Yıllar önce MFÖ Erevizyon'a katılıyor abi. MFÖ olarak çağırıyor yabancı spiker. Masar Fuat Özkan diyemiyor. Ve isimler öyle kalıyor. Yani o efsane isimleri, MFÖ ismi gördüğünüz o şekilde gibi, oluşuyor. Kafada çok önemli bilgiler de biliyoruz. Ve çok güzel bence. Her gün bir yararlı bilgi. Her gün yararlı bilgi değil mi? Üçüncü isim Mor ve Ötesi. Mor ve Ötesi. Pek sevemedim. Çok enteresan değil mi? Yani çok şöyle bir şey var. Aslında yaptıkları müzik çok kaliteli. Çok iyi müzik yapıyorlar. Ama ben nedense bir türlü çok ısınamadım. Bilemiyorum neden. Neden olduğunu bilmiyorum. Selam olsun hepsine. Selam olsun. Bence de. Zorluk yaşadın mı abi hiç ailenden ya da işte ne bileyim? O klişe şeyden. Tabii ki de. Her yani, müzisyen yaşamıştır aslında. Tabii yani şöyle bir şey öyle var. Bir hikayesi var. Şimdi sen de bu işi yıllardır yapan insansın. Eyvallah. Şimdi belki hani birazcık da işin başka bir tarafına geçtim belki. Hı-hı. Yayıncılık, müzik yine devam ediyor ama evet. Daha başka bir şey. Sahne işi zor. Çok zor. Yani hala, yaşantı olarak çok zor. Evet bir iş olarak kabul edilmedi maalesef. Çok zor. Yani bende de öyle. Mesela ben bir uzaktan bir akrabayla uzun süre görüşünce sen hala işsiz misin diyor adam bana. Müzik yaptığımı kabullenemiyor kimse yani. Genel algı bu. Evet. Yani müzisyenin dediğinde yani gitar çaldığında çok mutlu oluyorlar. Ama bunun meslek olduğunu söyledikleri zaman ondan meslek mi olur diyorlar. Belki çok adam senin kazandığının çeyreğini kazanıyor ama senin yaptığın işi meslek olarak görmüyor. Evet görmüyor. Ama hayatın her alanında da araba sürerken çalışırken şey yaparken bir müzik dinliyor. Tabii. Ya, o müzikleri kim yapıyor? Kim yapıyor? Sen ben yapıyorsun. Evet, ama işte o işte öyle ben görmüyor. İşte ben ailede de buna benzer zorluklar yaşadım tabii ki de. Yani çünkü müzik zor. O hayatı götürmek oğlum, zor. Oğlum bir iş bul. Tabii de bak. Bak kimse sana zaman, kız vermez. Zaman zaman hala var. Mesela hani son... En son birkaç sene önce gene öyle bir... Çünkü ya anne baba, karşıdaki anne baba. Ya anlıyorum çünkü zor, aslında. Zor zamanlar geçiriyorsunuz. Bazen bir şey oluyor, aylarca sahneye çıkamıyorsunuz. Değil bir mi? Şey oluyor, istediğiniz koşullarda iş gelmiyor, bulamıyorsunuz belki. Zor olan şu, maalesef Türkiye'de müzisyen olmak çok zor. Tabii. Daha doğrusu Türkiye'de sanatçı olmak çok zor. Onu bildikleri için de bir kaygı... Tabii hep oldu. O da çok normal ya. Ama Allah aşkına hiç taş koymadılar. Evet. Yani ben çok çıktım. Ben müzik yapacağım dedim ısrarla. Ben hep çocukluğumdan beri söyledim. Müzisyen olacağım çünkü çok belli de ortalıkta bir yeteneğim var. Çocukluğumdan beri müzik yapıyorum. Arkadaşlar buna da bir parantez açmak istiyorum. Davager gerçekten sadece bir müzisyen, solist değil. İyi bir müzisyen, söz ve müzik yazarı, eyvallah, aranjör, ses mühendisi. Bunları hepsini sayabilirim senin hakkında. Çünkü araştırdığım zaman hepsini gördüm. Ya yapıyorum yani, evet. Yani bestelerini kendin yapıyorsun. Bestelerini kendim yapıyorum. Evet, tanede. Sahnene geldim. Kendin çalıyorsun, söylüyorsun. Aranje ederim, kendim yapıyorum. Süper bir şey abi. Söz müzik yazıyorsun. Daha, yani bundan daha iyisi var mı? Allah vergisi bir yeteneğimiz var. Ama tek pişmanlığım var. Keşke bu işi okuyarak yapmış olsaydım. Evet. Çok isterdim. Çünkü zaman zaman çok şey yapıyor olmanıza rağmen zaman zaman eksikliğini hissediyorum. Bazı şeyler için bazen çıkamıyorum işin içinden değil mesela. Mi? Benden daha iyi bir müzikten bir arkadaşım var. Ben şurası nasıldı falan deyip. Ama gene de kendimi iyi yetiştirdiğime inanıyorum. Ben de öyleyim. Ben de herhangi bir müzik okulunda yetişmedim. Alaylıyız biz. Alaylıyız. Alayına. Ama şey yani ben şöyle bir şey söyleyeyim yani okul çok önemli. Çok mutlaka önemli. Çok önemli. Orada bir sürü hocadan alacağınız eğitimler kültür olarak da olsun. Ama ilk önce ruh. Ama önce o müzisyen ruhunun tabii, içinde olması lazım abi. Ne okumuşlar var boş yani açık konuşmak yok, lazım. Yok olmazsa olmaz. Ama bu ruhla okusaydın tabii ki çok daha farklı olabilirdi. Evet. Yani şey vardır derler yani benim amcamın oğlu çok güzel gitar çalıyor falan çok güzel şarkı söylüyor. Tanrım ne yapıyor diyorsun işte şurada memur. Ha. Bak demek ki o değilmiş, o değilmiş o. Aynen. Ya ben çocuktum, 11-12 yaşındaydım. Ben aranjör olacağım diyordum. Ya 11-12 yaşındaki bir insan ki 79 doğumluyum. Evet. 90 yılında bahsediyoruz. Yani böyle internet yok, cep telefonu denen bir şey yok. Evet. Dünyaya ulaşım daha kısıtlı. Sen nereden duydun aranjör? Aranjör olacaksın. Nasıl oldun? Ama benim kafamda hep bu vardı. Hep müzisyen olmak istedim.
Şarkıcılık, solistlik yoktu aklımda. Hep müzisyen olmak isterim. Hep müzik, müzik, müzik isterim. Ben başarının her zaman bir şeyin yapılıp yapılmamasıyla ölçerim. Çok insanın dinlemesi, seyretmesi değil. Evet. Başarmışsın ha. Eyvallah, Allah razı olsun. Eline koluna yürüme sağlık. Şarkıların da çok güzel, sahnen de çok güzel, sesin de çok güzel. Eyvallah. Gerçekten benim için yeterli. Ben kendimde, hayatımda da bunu hep örnek aldım. Bir şey yapıyorum. Adam mesela milyonlar izleniyor ama başaramamış abi, olmamış. Ben mesela 3000 izledim, 5000 izledim, sorun değil. Ama ben içimdekini, o hissettiğimi, verebildiğimi inanıyorsam. O ölçü değil ki zaten ya. Ama şu an maalesef öyle görülüyor abi. Bir şarkın 15-20 milyon izlenmediyse sen başarısızsın gibi oluyor. Çok örnekler gösterdiler. Adam gelmiş mesela, hiç müzik bilmez bir adamın. Saçma sapan bir şarkıyı 50 milyon izletmesine. Bak bu adam ne güzel işte, sen niye böyle yapamıyorsun? Halbuki benim bir donanımım, benim bestemin %1'i kadar bir çabası, bir duygusu yok. Ya o bir gerçekten bir kıstas olmamalı. Değil. Yani değil de zaten yani başka... YouTuber denen bir durum var. Adam garip videolar çekiyor falan. Ha, o da izleniyor 30 milyon 40 milyon. Evet, şimdi o çekiyor diyor. Ya ben çoğunluk demokrasisi diye bir şey var. Çoğunluk demokrasi. Yani 15 milyon o izlendi ya. Haklı. Evet, başarılı. Yok, hayır. Evet, istatistiksel olarak başarılı olabilirsin. Evet. Yaptığın iş, bunları tenzih ediyorum. Her 15-20 milyon izlenenden de bahsetmiyorum. Tabii bu arada. Ki canım. Yani. Çok yeni nesilden de çok güzel işler yapanlar var. Ha, devamını getirebilecekler mi bilemiyorsun. Hı hı. İnşallah gelir. Ama hasbel kadar yani bu şu anda biz burada seninle konuşurken herhangi bir garip bir soru, burada fenomen olabilirsin. Bir anda yaptığın bir hareketle burada. Kesinlikle. Ne yaptığını da bilmezsin. Ama donanım yoksa bitersin abi. Bitiyorsun işte. Yani bitiyorsun. Yani bu önemli olan. O yüzden başarı değil. Başarı dediğin şey süreklilik gerektirir. Aynen. Bir kerelik şey başarı değildir. Kesinlikle öyle. Devam edeceksin. Sevda çölünde bıraktın beni, kanadı kırılmış bir kuş gibiyim. Dönüp de bakmadın bir gün halime, sokağa atılmış bir taş gibiyim. Dönüp de bakmadın bir gün halime, sokağa atılmış bir taş gibi. O eski hayalim her an karşımda, gözyaşlarım çağlar her an ışığımda. O eski hayalim her an karşımda, gözyaşlarım çağlar. İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim. Ayrılık şarabı gönül tasımda, İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim. Acılar çöktü bak sensiz bağrıma, çoktan hasan erdi gönül bağıma. İnanma sen benim yaşadığıma, sen gittin gideli ölmüş gibiyim. İnanma sen benim yaşadığıma, sen gittin gideli ölmüş gibiyim. Eski hayalin her an karşımda, gözyaşlarım çağlar her an ışığımda. O eski hayalin her an karşımda, gözyaşlarım çağlar
yanında içmeden yıkılmış sarhoş gibiyim. Ayrılık şarabı gönül tasında içmeden yıkılmış sarhoş gibiyim. Ayrılık şarabı gönül tasında içmeden yıkılmış sarhoş gibiyim. İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim. İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim. Abi tarzında softlaşma var mı? İlk ya, hani bundan 3-5 sene önce yaptığın şarkılarla evet, şu anda bak yaptığın... bu da sevgili Bahadır'ın biraz isteğiyle oldu. Bir gün oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Bak Cihan'dır, ben senin solo stilini çok beğeniyorum. Sesini de çok beğeniyorum. Eyvallah. Ama dedi, şimdiki bir bak dedi, senin gibi şarkı söyleyenler dedi şu anda tabiri caizse yok. Yani çok revaçta değil. Çünkü 90'lar yılında sen bu işi albüm olarak yapıyor olsaydın dedi, muhtemelen dedi, piyasayı alt üst ederdin dedi bu şarkı söyleme stiliyle. Biraz dedi, bu işi naifleştirmek gerekiyor. Bir de şarkının da etkisi var bunda. Şimdi evet, normalde sahnede de izledim. Bu içten gelerek şarkı söylüyorum. Zaman zaman böyle tonajım yükseliyor falan. Böyle yüksek evet. söylüyorum yani şarkıları. Sahnede ben evet. gördüm. Sertlik var. Evet. Ama son yaptığın işlerde... Ama orada bir soru düşündük. Ya şimdi Gülpembe, sen gülünce güller açar. Gülpembe'yi bağırılmaz ki bu şarkı. Doğru. Eyvallah. Ya bağırsan, evet bağıranlar da var. Şarkıyı yapıp benle hatta aynı dönem single olarak çıktı bu şarkı. Çok tesadüf oldu. Evet. Benle aynı dönem çok da ünlü bir isim single olarak çıkardı. Yani ama şarkıda bağırmışsın. Çok acayip bağırmışsın. Ruhu ölür be abi. Yani. Şarkının ruhu ölür. Yani o şarkının da bir şarkı. Adam rahmetli babaannesine yazmış sözleri. Evet. Şimdi o yüzden orada biraz softlaştık tabii ki. O hikayesini de. Düşünmeden söylemiştir bence. Yani yoksa... Hikayesini bilmiyor olamaz. Bahsettiğim isim çok, çok acayip bir isim. Bakacağım. Bak, tavsiye ederim bir bak. O yüzden softlaştık ama sahnede gördüğün gibi çok softlaşmış da değilim. Sahnede o kadar şimdi, değil. Evet, yeni yapacağım birkaç proje var. Ya ikisinin dengesini bulmaya çalışıyorum. Eyvallah. Çünkü yeni dinleyici kitlesinde bu şarkı söyleme stilinin evet pek alıcısı yok. Şöyle de bir şey var. Ben diretip de kendimi kafalarına vura vura öğreteceğim diye de bir şey yok. Çağa biraz daha ayak uydurmak zorundasın. İdealist olmak güzel ama o idealistliğin sonunda sen kendin çalıp kendin söylüyorsan, kimseye bir şey ulaştıramıyorsan, edemiyorsan o idealistlikten ziyade biraz aptallığa doğru kayıyor. Eyvallah. Birazcık o dengeleri de korumak zorundasın. Korumak lazım. O ikisinin arasında bir çizgi oturtacağım kendime. Senin vizyonlu olmanla ilgili bir şey abi. O günü yakalamak, biraz yani revize edilmek. Sahnede gördüğünde pedalım var, o var, şu var. Evet. Bir sürü şeyler yapıyorum. Yaşım 40 ve 20 yaşındaki çocuklar sadece gitar alıyor, çalıyor, söylüyor ama dinleyecek bir yerden başka bir yerden kapmak lazım. Daha başka projelerim var. Ben mesela seni dinlerken hiç sıkılmadım abi. Eyvallah. Yani gerçekten sıkılmadım arkadaşlar. Çünkü böyle yani tek gitar çalan arkadaşlar bir şey söylemek istemiyorum tabii ki. Yani tek gitar çalıp söylenirim. Ne yapacak konu. Ki zaten? Ama tek bu gitarla. 3 saat 4 saat olunca tabii. sıkılıyorsun abi. Tabii. Aynı tını aynı işte tık tık tık. Abagen'in sahnesinde altyapılar var. Gitarı loop yapıp tekrar üstüne evet. çalmalar. Vokal yani çift sesler. Evet. Çok gerçekten kaliteli güzel oluyor. Ve bunu da yapmış olmak bence bir artı. Daha yani. Da iyisini yapacağım. Yani önümüzdeki aylarda daha başka bir konsept tebrik yapacağım. Ederim. Eyvallah. Nail sana ufak bir hediyem var. Yani kabul edersen. Vallahi. Şöyle bir programı vardı. Sanırım ben bunu biliyorum evet. Bunu da çok zaten beğenmiştim ben. Ya buraya gelen sanatçı dostlarımın çoğu besteker, şarkı sözü yazar. Onu yaparken çayını kahveni içersen. Tamam bundan sonra bunu kullanacağım ben. Kahve içerken. Ben kahveciyim zaten. Güzel gitar var üstünde. Akustik kafası ne güzel senden de bir anı. Beni de hatırlayacaksın. Tabii ki de tabii ki de. Süper. Ha. Vallahi bunu kullanacağım bundan güle sonra. Güle güle kullan. Böyle özellikle yeni bir şey geldiği zaman zaten sürekli bunu kullanıyorum. Böyle bir Eyvallah. Adetim vardı. Uzunca bir süre bu elimden düşmez. Eyvallah, inşallah kırılmaz. Yok kırmayız kırmayız ya. Herkesin derdi olur. Sen üstüne alınma. Herkesin fikri olur. Sen zikre karışma. Alemin dili olur. Konuşur boydan boya. Söylemedim mi? Kim vardı, kim dayandı? Dünya malı nerede kaldı? Bir Süleyman vardı.
yanılmadı o da, yanılmadı mı? Kul bilmez demedim mi, halim nice görmedim mi? Bir musibet bin nasihat söylemedim mi? Kim vardı kim dayandı, dünya malı nerede kaldı? Bir Süleyman vardı o da, yanılmadı mı? Herkesin fikri olur, sen sikre karışma. Alemin dili olur, konuşur boydan boya. Sen onlara inanma. Alemin dili olur, konuşur boydan boya. Sen onlara inanma. Söylemedin mi? Kim vardı, kim dayandı? Dünya malı nerede kaldı? Bir Süleyman vardı o da, yanılmadı mı? Kul bilmez demedin mi? Halim nice görmedin mi? Bir musibet bin nasihat söylemedin mi? Kim vardı, kim dayandı? Dünya malı nerede kaldı? Bir Süleyman vardı o da, yanılmadı mı? Kul bilmez demedin mi? Halim nice görmedin mi? Bir musibet bin nasihat söylemedin mi? Kim vardı kim dayandı? Dünya malı nerede kaldı? Bir Süleyman vardı o da, yanılmadı mı? Abi yine programın konsepti geldik var. Geldik bakalım. Şimdi sana oradan bahsetmiştim. Bir şey çekiyoruz. Buradan bir, çekiyoruz. Bir şarkı çıkıyor. Ve bir şarkı çıkıyor. Biliyorsak. Çok uzun süredir müzikle ilgileniyorsun. Buradaki şarkıları bilmeme gibi ihtimali yok abi. Mor ve Ötesi çıkarmış. Mor ve Ötesi çıkarmış. Dur bakalım. Bir derdim var artık. Şarkılarını da severim aslında. O gelir mi? Vardır bence içinde. Valla var Mor ve Ötesi var mı? Aa, Nilüfer şarkısı çıktı. Ben bu şarkıyı şöyle çok severim. Hemen alayım. Tamam. Hemen. Arkadaşlar Nilüfer Caddelerde Rüzgar. Efendim şahane bir. Lorena McKennitt bestesidir efendim. Ben çok severim. Kayağın sözleri değil mi? Evet. Kayağın sözleri. Rahmetli. Büyük üstad. Çok da severdim. Sıcağı sıcağına caddelerde rüzgar. Nereden oraya çıktı? Oraya şimdi bağlamak gerekiyor. Niyetten. Değil hemen yardımcı olayım abi. Tamam. Şöyle yapsam. Tamam. Ben de eşlik edebilir miyim? Aşk olsun. Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var. Gece yarısında eski yağmurlar şarkı söylüyorlar. Sessiz usulca özledim şimdi çok uzaklarda. Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var. Gece yarısında eski yağmurlar şarkı söylüyorlar. Sessiz usulca özledim şimdi çok uzaklarda. O da özlüyormuş benim bir tanem. Üşüyormuş ben olmayınca, öyle yazıyor son mektubunda. O da özlüyormuş benim bir tanem. Hep ağlıyormuş ben olmayınca, öyle yazıyor son hayat güzeldi kahkahalarıyla. Günler geçerdi ellerim uzanmaz. Dokunamam ki özledim şimdi çok uzaklarda. O da özlüyormuş
benim bir tanem öpüşüyormuş. Ben olmayınca öyle yazıyor son mektubunda. O da özlüyormuş, benim bir tanem bağlıyormuş. Ben olmayınca öyle yazıyor son mektubunda. Ben söyledim ya, sana olsun, söyledim. Olsun, ne güzel, güzel oldu. Aa, bence beraber söyledik. Ya. Efsane şarkılar. Çok güzel şarkılar. Sonuna geldik abi. Çok evet. Teşekkür ederim geldiğin için. Rica ederim, ne demek. Söylemek istediğin son bir şey var mı? Vallahi ilk geldim bir defa, ilk önce. Vallahi eyvallah, İyi ki geldim. Çok keyifli ederim. Oldu, çok güzel çok oldu. Bir de böyle yeni oluşumların içinde olmak insanı heyecanlandırıyor. Süper ya. Yani ben birkaç kez görüştük ama gerçekten samimi bir insansın. Ama karşılığını alınca birazcık bu, de öyle oluyor. Ya teşekkür ederim, sağ ol, eyvallah. Ama gerçekten ben yorumlara falan da bak, konuk olacağın için araştırdım açıkçası. Evet, genel ya. Yargı bu. Evet, genel yargı bu. Evet ya, çok sıcak, ya çok samimi bir insan. Ya ben iyi bir insan olmaktan her zaman benim hep iyi insan olabilmek önemli şey. Eyvallah. Ya ben onu hep bir süre dedim kendime, iyi insan olalım da onu da olmuşsun abi, iyi müzisyen de olmuşsun. Eyvallah. Eline koluna yüreğine sağlık, ne olur bu işi bırakma. Yok estağfurullah, hiç bırakır mıyım bu işi ya? Ben ölene kadar sahnedeyim Allah kısım ederse. Söylemek istediğin son bir şey var mı abi? Gençlere diyelim. Gençlere arkadaşlar, siz bizi takip etmeye devam edin. Bakın biz güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. İrfan da keza güzel şeyler yapıyor. Eyvallah. Yapmaya da devam çok ediyor. Sağ ol. Rica ederim. Yeni projeler gelecek. 2-3 ay içerisinde daha güzel özel şeyler yapacağız. O zaman olduğunda İrfan'ın kanalında daha çok izlenmiş olacaktır o İnşallah zaman. İnşallah. Bir daha geleceğiz. Bir daha konuk İnşallah. Olacağız. Beraber Her yapacağız. Her zaman beklerim abi. İrfan'ı da lütfen takip edin. Takip etmeye devam edin. Bizi de takip edin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar, Dabagel konuğumdu. Gerçekten samimi ve güzel bir sohbet oldu. Evet, eline koluna sağlık. Aynen, yüreğine sağlık abi. Herkesin emeğine sağlık. Burada çalışan herkes. Bu haftalık bizden bu kadar arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yorum ve like'larınız önemli. Evet. Görüşmek üzere. Hava ayaz mı ayaz, ellerim ceplerimde, bir türkü tutturmuşum, duyuyorsun değil mi? Çalacak bir kapım yok, mutluluğa hasretim, artık sokaklar benim. Görüyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki. Saatler durmuş bugün. Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün. Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? Bir resmin kalmış bende, tam ortadan yırtılmış. Hani siyah kazaklı, biliyorsun değil mi? Gözlerimden süzülen birkaç damla anıda senin sıcaklığın var, anlıyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün. Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün. Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? Akustik kafası bitti.